Öyle bir şımarıklar ki. AK Parti'nin Tomarza Gençlik Kolu Başkanı gidiyor karakolda polisin burnunu kırıyor ya. AK Parti'nin Mersin Milletvekili çıktı polise şerefsiz dedi ya. Demedi mi kardeşim? Bu milletin evladı olan polise AK Partili milletvekili şerefsiz diyor. Ağzınızı açmıyorsunuz. AK Parti'nin Gençlik Kolu Başkanı, Tomarza Gençlik Kolu Başkanı bir tane cücük çıkmış. Polisin burnunu kırıyor karakolda. Görevden aldık. İhraç ettik. Hapise atıldı. Ona o cesareti kim verdi Süleyman Soylu? Kim? Sen verdin. Sen verdin. Mahkemeler artık, hakimler kanuna göre karar vermiyor. AK Parti ilçe başkanının talimatına göre karar veriyor. Yargıdaki bu adaletsizliği bitireceğiz. Ekonomideki adaletsizliği bitireceğiz. Yoksulluğu bitireceğiz, yolsuzluğu bitireceğiz. Anketler bunu gösteriyor. AK Parti'nin elim elim eridiğini herkes görüyor artık. Bütün anketler ortada. Ben de Kahramanmaraş'ta anket yaptırıyorum, AK Parti de yaptırıyor. Buyursunlar açıklasınlar. Biliyorum ben yaptırdıkları anketlerde. %40'ın altına düştü AK Parti Kahramanmaraş'ta. 38-39 arasında. Maraş'ta %38-39'a düşen AK Parti Türkiye'de %20'nin altına düşecektir. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Nasıl bir dönem, nasıl bir partiymişsiniz? Parti değil, suç örgütü ya. Rüşvet var, hırsızlık var, yolsuzluk var. Ne arasan var bunlarda ya. Ne arasanız bunlarda var, ne arasanız. Rüşvet var, yolsuzluk var. Çıkıyor iş kadını benden istedi. Kim? Cumhurbaşkanı danışmanları rüşvet istedi. Danışmanları görevden aldı, istifa ettirdi, kurtuldu. Yok öyle ya ama. Sensin sorumlu sen. Hani Fırat'ın kenarında bir koyun kaybolsa senden bilinirdi Tayyip Erdoğan? Hani her şeyi ben yaparım diyordun? Hani ben karar veririm diyordun? Demek ki sen karar vermişsin bu rüşvet işlerine. Tayyip Erdoğan'ın habersiz kuş uçmaz sarayda. Tayyip Erdoğan'dan habersiz rüşvet alamaz danışmanları. Haberi var. Haberi var. Pay ediliyor. Bütün millet bunu görüyor. Bugün belki bunları konuşamayanlar var. Medyada var. Baskıyla konuşamayanlar var. Ama gün gelecek. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra tarih bugünleri yazarken bugünleri AK Parti döneminde kara bir dönem yazacak. Kapkara bir dönem. Rüşvetin, hırsızlığın, yolsuzluğun olduğu, kul hakkının yendiği ve dinin kullanıldığı, din kullanılarak insanların kandırıldığı bir dönem olarak yazacak bunu. Rüşvet Maraş'ta yok mu belediyelerde? Yok mu sanıyorsunuz? 12 Şubat belediyesiyle ilgili dosyalar çıkmadı mı? Hemen hakimler, savcılar ayarlandı, konu kapatıldı. O dosyada açılacak iktidarımızda. 10 ay kaldı. Kahraman. Kahramanmaraş Kurtuluş Savaşı'nda, Maraş'ın kurtuluşunda binlerce şehit verdi. Binlerce mermi attı, can verdi, can aldı. Kan döktü, kan verdi. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Çıkmış diyor ki, şehirlerin kutlanmasını yanlış buluyorum. Mermi mi atmışız, silah mı sıkmışız, ne yapmışız diyor. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun sana. Evet şehit verdik, kan döktük, kan akıttık. Kahramanmaraş kurtulsun diye. Ve Maraş'a kahramanlık unvanı bu yüzden verildi. Maraş'a istiklal madalyası bu yüzden verildi. İsmail Kahraman. Sen kimsin ki Maraş'ı, Antep'i, İzmir'i dinle doluyorsun? 9 Eylül'de diyor kutlanması yanlış. Niye? 9 Eylül düşmanın denize döküldüğü zamandır kardeşim. Onun ataları Kurtuluş Savaşı'nda kümeste saklandığı için sanıyor ki herkes öyleydi. Bu milletin ataları can verdi, can. Benim dedem Kurtuluş Savaşı'nda gazi oldu. Maraş'ın savunmasında dedem görev aldı. Daha önce evrakları çıkartmıştım. İsteyene tekrar evrakları gösteririm, çıkartırım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınmış evraklar. Fesli Kadir vardı, Deli Kadir. Yunan galip gelse daha iyi olurdu diyordu. Öyle bir hainlik yapmıştı. Onun bıraktığı boşluğu İsmail Kahraman doldurmaya çalışıyor. İsmail Kahraman bir meczuptur. Böyle bir meclisin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı olarak hala anılması, eski başkan olarak anılmasını kabul edemiyorum, sindiremiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanları listesinden İsmail Kahraman'ın adının çıkartılması gerekir. Atalarımızın kemiklerini sızlatana meclis başkanı falan denmez. Dün akşam İzmir'den geldim. İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılmıştık. Geç saatleri buldu işte Antep uçak, Maraş'ta uçak olmadığı için, inmediği için işte havalimanını görüyorsunuz halini. Antep'e indik mecbur. Oradan çık gel eve falan derken gece geç oldu. Gece yarısı artık uyumaya hazırlanıyorum. Bir baktım Tayyip Bey uyumuyor. Tayyip Erdoğan. Ben uyuyacağım. Millet uyuyor ama Tayyip Erdoğan uyumuyor. Gece gece yağlı zamları yapmış. Dün gece Tayyip Erdoğan yağlı bindirme yaptı. Doğalgaza %20 konutta. Sanayide %50. Elektriğe %20 zam yaptı. İnsafsızlık yaptı yine. Vicdanım kurusun ya. Millet zaten inim inim inliyor. Bakın Nisan'da %35 doğalgaza zam yaptı AK Parti. Haziran'da %30, dün %20. Geçen yıl bu zamanlar 1000 lira ödediğimiz elektrik parası bugün itibariyle 2113 lira. Yazık değil mi bu millete? Günah değil mi? Tayyip Erdoğan sen sarayda yaşıyorsun, elektriğe para vermiyorsun. Doğalgaza vermiyorsun. Sanıyorsun ki millet de vermiyor, öyle mi? Milletin sırtından inin artık, inin. Bir de diyor ki enflasyonla mücadele edeceğiz. Enflasyonu düşüreceğiz. Dalga mı geçiyorsun ya? Elektrik ve doğalgaza gelen zam bir gün sonra otomatik olarak her şeye zam olarak yansır. Her şeyin fiyatı artarken enflasyonla nasıl mücadele edeceksin? Dalga mı geçiyor Erdoğan? İkide bir çıkıyorlar. Doğalgaz bulduk. Karadeniz'de şu kadar metreküp doğalgaz bulduk. Gündüz gözü havai fişekler, deniz ortasında şovlar, başına şapkayı takıyor Tayyip Erdoğan, üzerine bir yelek giydiriyorlar, helikopterden denize iniyor, gemilere çıkıyor, doğalgaz bulduk, doğalgaz inecek, fiyatlar düşecek, doğalgaz ayda bir zam geliyor. AK Parti demek zam demektir. AK Parti demek zulüm demektir. Artık Tayyip Erdoğan demek zam demektir, Tayyip Erdoğan demek zulüm demektir arkadaşlar. Tayyip Erdoğan bu millete zulmediyor. Zalimlik yapıyor. Çok net söylüyoruz. Ya bu kadar zam olur mu ya? Enflasyonla mücadele edeceğiz. Zam yapıyorsun. Sizde vicdan yok. İnsanlık yok. Meğer sizde akıl da yokmuş. Hem enflasyonu indireceğim de hem zam yap. Ya bunun bir açıklaması gerçekten yok ya. Yani doğru düşünen bir insan bunun açıklamasını gerçekten yapamaz arkadaşlar. Lafa gelince diyor ki elektrik ve doğalgaza devlet sübvanse yapıyor. Şimdi zam yaptın demek ki sübvanseden vazgeçtin. Demek ki artık devlet kendi payını vermeyecek. Hazine bomboş tam takır. Para kalmadı hazinede. Devletin sübvansiyonunu da geri çektin yani. Bu kadar zam yapıyorsan bunun anlamı budur. Ondan sonra çıkıyor. AK Parti'nin kadın kolu başkanı Maraş'ta diyor ki döke saça yaşıyoruz. Hanımefendi sen döke saça yaşıyorsun. Ya millet çık bir sokağa. Gel bir Doğu Kent'e gidelim. %90 oy aldın Orman Dairesi'ne gidelim. Hadi buyurun gelin. Ekinoz'una gidelim. Cerit'e gidelim. Avşin'e gidelim. Hadi buyurun. Bir gidelim görün bakalım. Millet nasıl yaşıyor? Ne yiyor ne içiyor? Beyefendinin keyfi yerinde. Beyefendi orada sarayda yaşıyor. Yavruları burada sarayda yaşıyor. Sonra da milletle resmen dalga geçiyorlar.